şeyler olmuş. Allah'tan kamera görüntüleri var. Fatma dur. Onlardan da bakabilirsiniz yani. Abla. Şeylere. Gelsene şu halimize bak Allah aşkına. Fatma Gül. Fatma Gül iyi. Hiçbir şey yok merak etme. Kim yaptı bunu? Mithat Alçağ yaptı. Bu adamı salmışlar. Bu da geldi bizi bu hale getirdi. Ama hepsi var. Bu kamera kayıtlarında bütün görüntüleri var. Fatma Gül nerede? O eve gitti. Özge de evden kaçmış. Bize çağırdı Fatma Gül. Bakın bu hale geldi işte. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz, hoşça kalın. Fatma Gül, delirdin mi sen ya? İl insanları niye çağırıyorsun buraya? Alo? Ha Fatma Gül, iyi misin? İyiyim, eve geldim şimdi ben. Telefonum meşgul çalınca çok korktum. Özge için Nezihe Hanım'la konuşuyordum. Müjde, bir de Özge'miz oldu. Allah kahretsin ya bak. Sen yine bir tehlike atlattın ve ben senin yine yanında yoktum. İyi ki yoktun Kerim. Ben Özge'leri bize çağırdım. Odamı bırakmışlar, artık evlerine gidemezler. Tamam, tamam, iyi yapmışsın. Azıcık idare edelim ne olur. Artık o adamın yanında olmaz. Tamam ben birazdan yanına geleceğim, konuşuruz. Sen iyisin değil mi? Doğru söyle. İyiyim iyiyim, merak etme. Tamam. Kendi başına iş yapıyorsun. Kadir Bey'e de söylemedin, adama emir vaki. Savcının yanında herhalde, telefonu kapalı. Ondan izin alacak vakit yok ki yenge. Böyle bir durumda bir şey demez herhalde. Ha bekle demez. Ha, sığınma evi mi burası ya? Her başı sıkışan gelip oturacak. Adam orada cam çerçeveyi indiriyor, gelip burada neler yapacak kim bilir. Of yenge. Bana bak, benim iki çocuğum var. Bela istemiyorum başıma ha. Sen ne kadar bencilsin. Ya her başı sıkışanın bir Fatma Gül kurtarıcısı mı oluyor? Herkes nereye sığınıyorsa gitsin onlar da oraya sığınsın. Allah Allah. Sen ne kadar bencilsin. Ben anlamıyorum senin nasıl bir kalbin var. Bak uyandırdın çocuğu car car ederek. Yol geçen hanı sanki burası ha.